Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Merve. YouTube kanalımla ilk kez karşılaşıyorsanız daha fazla bilgi dolu içerik için kanala abone olmayı ve algoritmaları lehinize çevirmek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi bu videoyu izleyenlerin çoğunun çok üşengeç insanlar olduğunu tahmin ettiğimden hiç açıklama falan yapmadan direkt 1 dakikada tembelliği nasıl yeniriz buna geçiyorum. 1 dakikamı ya abartma, clickbait yapıyorsun, sus bu ne yalancı falan demeyin. Gerçekten de bu tembelliği 1 dakikada yenecek bir prensip. Zaten prensibin adı da 1 dakika prensibi. Diğer bir adıyla Kaizen tekniği. Kaizen tekniği Japonların daha çok iş yönetiminde kullandığı bir teknik. Ben de bu teknikle yüksek lisansta ders seçim yaptığımda endüstri mühendisliğinden aldığım iş süreçleri yönetimi dersinde karşılaşmıştım. Sonrasında biraz araştırınca gördüm ki bu tekniği bulan kişi olan Masaaki Imai bu tekniğin hem iş hayatında hem de özel hayatta kullanabileceğini söylüyor. Kaizen ismi Kai ve Zen kelimelerinden oluşuyor. Kai değiştirmek, Zen ise bilgelik demek. Yani bu kelime birleştiğinde ortaya çıkan anlam hayatını baştan savma, değiştirme, hayatını bilgece değiştir oluyor. Bence çok güzel bir anlamı var ve biz de Kaizen tekniğini uygulayarak hayatımızda tembelliği bilgece nasıl yenebiliriz? Şimdi buna geçeceğiz. Hep edinmek istediğin bir alışkanlığı düşün. Spora başlamak olabilir, yeni bir dil öğrenmek olabilir ya da derslerinde notlarını yükseltmek olabilir. Her gün oturup o öğrenmek istediğin dile saatlerce vakit ayırmak çok zor geliyor olabilir. Ya da spor salonuna gidip günde 3-4 saatini buna ayırmak çok çileli geliyor olabilir. Ne yapacaksın? Bu tekniğin söylediğini yapacaksın. Günde sadece 1 dakikanı ayıracaksın. Evet, şaka yapmıyorum. Günde sadece 1 dakika spor yapacaksın. Günde sadece 1 dakika ders çalışacaksın ve bunu nasıl geliştireceksin? Şimdi bunu anlatacağım. Spor salonuna yazıldın ve spora gitmen, gelmen, spor yapman hepsi 3-4 saati buluyor belki de ve bu seni o kadar işengeç bir duruma sokuyor ki diyorsun ki ya şimdi kim kalkacak gidecek? Bunun duşu var, dönüş yolu var, Allah'ım uğraşamam diyorsun ve oturduğun yerden kalkmıyorsun. Ama sana desem ki kalk. Bir dakika sadece ne yapabiliyorsan onu yap. Bir dakika plank yap mesela. Böyle başla. Günde bir dakikanı sadece buna ayırarak başla. Sonrasında ne olacak? İlk başta sana saatler süreceği için inanılmaz derecede zor gelen alışkanlığı sadece bir dakikanı ayırmak için yerinden kalkıp yapmak çok kolay gelecek. Ve sen bunu her gün aynı saatte yapmaya devam ettikçe günde bir dakika bile olsa bu sana bir alışkanlık kazandıracak. Ve bu kazandığın alışkanlık artık bir dakika sana çok basit geldiği için 2, 3, 4, 5 derken belki de günde 1 saat spor yapacaksın ve bu senin için artık çocuk oyuncağı olacak. Çoğunlukla yapmak istediğimiz bir şeyi saatlerce vakit ayırma düşüncesi bizi o şeyi yapmaktan alıkoyar. Biz de beynimize sadece bunun için bir dakika ayıracağımızı söylediğimizde bunu yapmak için gerçekten de ayağa kalkmamız kolaylaşacak. Bunun için size şöyle bir örnek vereyim. Ben meditasyon yapmaya başlamayı çok istiyordum. Ama gerçekten bu beni çok üşendiriyordu. Ve oturduğum zaman kesinlikle konsantre olamıyordum. Ve beynimden bir sürü şey geçiyordu. Ve bu beni aslında dinlendirmesi gereken bir aktiviteden çok daha yoran bir aktiviteye dönüştüğü için kalkıp meditasyon yapmaya gerçekten de isteğim gelmiyordu. Ne kadar çok istesem de kalkıp bunu denemek çok zor geliyordu. Ve benim ilk başta denediğim 15 dakikalık böyle meditasyon vardı. Onları denemek istemiyordum artık. Çünkü gerçekten de hiç ilerleme kat edemediğimi düşünüyordum. Ama bir yandan da gerçekten benim buna çok ihtiyacım var diye düşünüp durmaktan da gerçekten kendimi alıkoyamıyordum. Sonra bir uygulama indirdim. Uygulamanın adı Health Minds. Aşağıya yazarım size de. O uygulamada böyle 1 dakikalık, 2 dakikalık ayakta, yolda yürürken yapabileceğiniz meditasyonlar var. Dil olarak da sanırım sadece İngilizce ve Çince vardı içinde. Ben İngilizce olanı dinliyordum. Çince tabii ki anlamadığım için. O 1-2 dakikalık meditasyonları yapmak bile bana o kadar iyi geldi ki zamanla onu 4-5 dakikaya, sonra da 10 dakika, 15 dakikaya çıkardım. Yani burada söylemek istediğim şu. Mesela diyelim ki siz dil öğrenmek istiyorsunuz. Atıyorum İngilizcenizi geliştirmek istiyorsunuz. Ama bir türlü oturup da çalışamıyorsunuz. Çünkü açıp girdiğiniz zaman bütün videolarda, bütün bloglarda herkes diyor ki bir dili tamamen öğrenmek için o dile
tamamen maruz kalman gerekir. Ya yurt dışına çıkacaksın ya da oturacaksın günde 6-7 saat o dile çalışacaksın. Ama senin böyle bir vaktin yok diyelim. Günde 1 saatini ayırmak bile belki çok zor geliyor. Dolayısıyla aslında şöyle yapabilirsin. Günde 1 dakikamı ayıracağım dersin. Oturursun 1 dakika 5 tane kelime öğrenmeye bakarsın. O kelimelerle cümleler yazarsın vesaire. Derken dili sevmeye başlayacağın için zamanla ayırdığın vakit de artacak ve ilk başta 1 dakika sana nasıl kolay geliyorsa sonrasında da yarım saat o şeyle ilgilenmek sana o kadar kolay gelecek. Eğer sonrasında kendini daha fazla geliştirmek ister ve konuşmayı tamamen öğrenmek istersen de Konuşarak Öğren uygulamasından MB7 koduyla aşağıya bıraktığım linkten tıklayarak bir ücretsiz ders hakkı alabilirsin. Konuşarak Öğren Amerikalı hocalarla birebir özel ders yaptığınız bir uygulama ve sonrasında da sizin telaffuzunuzla, gramerinizle ilgili tüm hatalar hakkında geri dönüş veren ve sizi sürekli nasıl daha fazla ilerleyebilirsiniz bununla ilgili yönlendirmeler yapan bir uygulama. Ben gerçekten çok memnunum bu uygulamadan. Aynı hocayla devam ediyorum uzun süredir ve sizin de bunu denemenizi istediğim için aşağıya bir link bıraktım. Buyurun oradan girin. Eminim çok memnun kalacaksınız. Sonrasında orada yaptığınız dersler, 15-20 dakikalık derslerden sonra belki günde saatlerce İngilizce konuşabilecek hale geleceksiniz. İşte biz kazanmak istediğimiz tüm alışkanlıklara sadece günde ilk başta 1 dakikamızı ayırarak, beynimizi kandırarak sonradan güzelce onlara odaklanabildiğimiz, vakit ayırabildiğimiz alışkanlıklar haline getirebiliriz. Kaizen tekniğini uyguluyorsanız veya bu videodan sonra uyguladıysanız geri dönüşlerinizi aşağı yorumlara bırakın ve bu teknikle ilgili mantıklı bulduğunuz, beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz neler var onları da yorumlara bırakın. Birlikte aşağıda sohbet edelim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.